95 ebat kilo. Kilo aldım yine izin öyle. Başlayayım. Tamam başlıyorum. Başlıyorum. Başlayayım. Yok başlamam. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir ikinci görüntülü videomuzla karşınızdayız. Yanımda Game Booster'ın 24 inçlik bir monitörü var. Yeni çıkan bir modeli. 2419 FF modeli arkadaşlar. Nurla da yanımda. Nurla Efendi de kamerayla çekiyor şu an. Nurla hoş gelmişsin. Hoş bulduk Faruk. Elimizde de bir yaka mikrofonu var, daha alışamadık. O yüzden elle tutuyorum. Burada ses az geliyordu. Şimdi arkadaşlar öncelikle aldığım modeli tanıtayım size bilmeyenler için. Ekran erzi 180 Hz, 24 inç boyutu. Başka 1ms, GTG değil. Hani FPS oyuncuları için değil. Bu e-spor falan düşünüyorsanız GTG özelliğine dikkat edin. Ben MPRT aldım. Benim için pek önemli değil ama yine 1ms iyidir. Hem AMD ekran kartları hem Nvidia ekran kartları için uyumlu, ikisi için de. Çünkü FreeCNC ve GCNC modeli var, özelliği var. Başka ekran olarak da bayağı bir araştırdım. Monitörler hakkında pek bir bilgim yoktu. TN panel, VA panel ve IPC vardı. Biri kötüydü. TN mi VA mı bilmiyorum. Galiba VA kötüydü. Tam bilmiyorum, onu bir yazın yorumlara. IPC de genellikle film izliyorsanız, montaj yapıyorsanız. Arada oyun için de aldık. Hani oyun da oynarız ileride. Pivot özelliği var, VSA uyumluluğu var, masa falan sabitleyebiliyoruz ek aparatlarla. Bir de RGB aydınlatması var. Yukarı aşağı iniyor, ekran sağa sola da dönüyor. Hadi bir kutu açılımına geçelim. Arkadaşlar bir kutumuzu açalım. Şöyle mikrofonu bir çekeyim şu kenara. Umarım düşmez burada. Şimdi öncelikle bir kutumuzu açalım. İşte yakından göster. Protein var. Şimdi bunu öyle bir indirelim. Bunun ebesi Faruk oluyor arkadaşlar. Bunun ebesi biziz. Bilgisayarın ebesi Nurla'ydı. İçindekiler hızlıca bir gösterelim. Şöyle bir adet kulağın kulağımız olması lazım herhalde. Vidamidalar var. Ne varsa. Şöyle poşet. Ben bu arada gelince bir test ettim. Hani çalışıyor mu çalışmıyor mu diye, ona göre video çekimdiğinde poşetler yırtık olabilir. Bir adet şey var. Kaç volt? 12 volt. Hani 12 volt adaptör, AC adaptör var. Şöyle poşetlerinden çıkaralım. Şurada monitör için kablo. Normalde eski tip monitörler girişleri bu şekilde olur arkadaşlar. Nurla yakından istersen gel gösterelim. Şu girişte olur. Ama bunda herhalde şuna normal laptop şeyine dönüştürüyor. Güzel bir özellik olmuş. Bendeki eski monitörümde o giriş vardı. Bu da ayaklı olması lazım. Bence şunları bir göstereyim hemen hızlı bir şekilde. İçinden HDMI kablosu çıkmıyor. DisplayPort kablosu var. Şuna bir poşetinden çıkaralım. Uy, etiketi de var. Soyuluyor mu bu? Neyse. Bu da yukarı aşağı iniyor değil mi bu? Kralcan karışma bana, boş ver. Lan şeye benziyor, bayramda silah alıyorduk ya. Niye böyledir? Bir tuşu falan mı var? Ben buna bakarım. Burada bir kenara bırakalım. Tamam, şimdi monitörü de... Biraz parmak izleri var, onlar benimkiler değil kesinlikle. Şimdi bunları nasıl kuracağız? Close diye. Baksana burada close diyor. Open. Ayarı mı var acaba? Ha. Yerleşti bence. Bu kadar basit miydi ya? Baba bilgisayarcı oluyorum yarın. Daha uzun vidalar var. Bence uzun vidaları kullanacağız. Çünkü buranın içi bayağı bir çukur. Şöyle zar zor olsa da hallettik. Bir tanesine uzun vida taktık, diğerlerine kısa. Onu anlamadım. Nice. Sonunda başarılı. Baya iyi ya. Bir şey diyeyim mi? Bu tutma yeri çok sağlam. Baksana. Aşırı yaylı yapmışlar ya. Şöyle. Baya güzel. Da benim masamın küçük kaldı. Şöyle bir uzaklaştırayım. Umarım arkaya doğru düşmez. Baya tutuyor ya. Arkadaşlar hemen bir takalım.
kablo kurulumlarını da yapayım. Zaten basit, bunları göstermeme gerek yok. Şöyle bunu buna takıyorsun. Tamam, biri monitöre, 12 voltluk normal laptop girişi. Bir de display portunu bağlayıp gelelim. Monitörü açıp gelelim. Şu klavyeyi hemen bir kuralım şöyle, hiç de önemli değil. Klavyeyi mi değiştirdin? Yok, daha değiştirmedim ya. A100'den almıştım her şey. Arkadaşlar şu an ekran 60 FPS. Şöyle monitör ayarlarından görebiliriz bence, aynen. 60 Hz. Arkadaşlar şu arkasındaki, bakın şu RGB renkleri hiç beğenmedim. Çok dandik yapılmış. Lan sanki sadece altta renk var. Alttan tek renk var. Üste yok. Göstereyim şöyle. Monitörün duruşu falan güzel ama ışıklarını beğenmedim. RGB'ler biraz masraftan kaçılmış. Onda not düşelim. Öncelikle monitör aldığınız zaman özellikle, bakın oyun için alıyorsanız MS'inin GTG olmasına dikkat edin. Onu da geçtim. Monitör aldığınız zaman ilk yapmanız gerekenleri size söyleyeyim. Ölü piksel testi yazın. Hemen bir test sayfası başlattım. Şuradan ölü piksel var mı yok mu? Monitörünüzü iyi inceleyin mesela. Herhangi bir yerde var mı yok mu? Çok şükür bende yoktu diye biliyorum. İlk geldiği an açtım. Tıklıyorum herhangi bir tuşa. Bakın, iyi bakın. Bir sıkıntı var mı? Pikseli falan. Her renklere bakıyorum. Şurada bir şey mi var? Ha, yokmuş. Bakıyorum, iyice bakıyoruz. Ha, gördüğünüz üzere hiçbir yerde hiçbir sıkıntı yok. Işık sızması falan da yok. Bir sonraki rengi de geçtim. Yani iyi inceliyorum. Gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ölü piksel çıksaydı bir de onun kargosuyla, geri iadesiyle uğraşacaktım. Ama şu an bir sıkıntı yok. Bir de ghosting testine bakacağız. Ne yazıyordu? Bluster testi, aynen. Şuradan da bir 180 Hz şeyine bakacaktık. Şu 60 FPS mi? Aynen. Ben monitörü bu arada şeye almadım. HDMI'de 120 FPS alıyor Hz. DisplayPort kablosu geliyor ya üzerinde. Onunla birlikte 180 Hz'i gördüğünüz gibi şuradan alabilirsiniz. 180 Hz'i çevirdim. Monitör kendini yeniden başlatıyor. Ve şu an değişikleri kore dedim. 180 Hz oldu gördüğünüz gibi. Yağ gibi. Şu an farkı direkt hissediyorsunuz. Ben normalde 60 Hz'de oynuyordum. Yani 60 Hz'de kullanıyordum monitörü. Şu an 180 Hz'e geçtim. Bayağı bir fark oldu. Yüksek ihtimal 60 Hz'e tekrar geçtiğinde donmuş gibi gelecek. Onu da geçtim. Şöyle geçelim hemen. Şuradan sayfa yenileyelim. Şu üstteki var ya, şu üstte kayan. Bak, ghosting. Şuradan size şeyi göstereyim. Ben diyelim ki 180 Hz'de şunun gibi bir şöyle arkası bulanık olursa monitörde ghosting olayı var. Bakın bizde var mı? Şu üsttekine bakıyorum. Bakın yok. Alttakinde 45 FPS olduğu için var. Bak, üsttekinde yok. 180 FPS ya Hz. Bakın yağ gibi kayıyor üstteki. Yani monitörümüzde ghosting bile yok. Tertemiz. Monitör ayarlarından şöyle şeyi de gösterelim. Şurada hatta oyun kısmını seçeyim. Ben pek bilmiyorum buraları. O yüzden yanlış yönlendirmek istemiyorum. Şuradan ben oyunu denemiştim. Şöyle FPS 2 miydi? Aynen. FPS 1. Bayağı hoşuma gitti renk ayarı falan böyle. FPS 2 daha düşük. FPS 1'i seçiyorum. Görünüm ödü olarak. Buradan geri çıkalım. Şöyle buradan netlik, her şeyi ayarlayabilirsiniz. Buradan manuel olarak, galiba manuel olarak hepsini ayarlıyorduk. Şuradan açık dedim. Ekran kartıyla şey olması lazım şu an. Uyumlu olacak. Açık mı oldu? Aynen, tamam. Şey özelliğini de açtık. Başka renk ayarları var. Artık bunları kendi keyfinize göre ayarlarsınız. Monitörün hoparlörü de var. Hoparlörünü hiç beğenmedim. Çok kötü. Şöyle bir müzik açayım örneğin. Heh. Arkadaşlar şu müziğin sesine bakın. Hoparlörünü hiç beğenmedim. Ama dinlenilir. Bir de benim normal hoparlöre bakın. Normal hoparlör. Yani zaten bir monitörün yapabileceği max şey. Zaten monitörü alacaksanız bir zahmet hoparlör de alın yani. Yani monitördeki hoparlörü hiç kullanmayın bile. Yani şöyle Nurla da kopuyor. Bir yandan arkadaşlar
Monitör testimiz de böyleydi. Gayet güzeldi bence. Ben gayet beğendim. Güzel bir ürün. Umarım videoyu da izlerken beğenmişsinizdir. Alacaklara da şimdiden hayırlı olsun. PUBG Mobile oynayanların için bir sürprizimiz de var. Yorumlara videoyla ilgili güzel bir yorum bırakıp bir de ID'nizi bırakmayı unutmayın. Bir kişiye, aranızdan bir kişiye Royal Pass hediye edeceğiz. Monitör hakkında merak ettiklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü bir hafta ortalama zaten kullanırım. Ne olup bittiğini tam memnun muyum değil miyim? Sizlere tek tek cevap veririm. Ayrıyeten monitör hakkında bildiklerimi de sizlerle paylaşırım. Kendinize dikkat edin. Papayız.